Merhaba dostlarım, ben Serdar ve şu anda San Andreas oynuyorum veya oynayacağım. Hemen başlayayım ben şuradan oyuna. San Andreas serilerine başladım. Tabi ilk videom sırlar hakkındaydı. Ben bayılırım böyle sırlara, gizemlere, uzaylılara. After 5 years on the East Coast, it's time to go home. Your fucking mind! Oh shit. Here we go again. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve vlogama hoş geldiniz. Bu vlog birinci ahbap özel vlog, birinciyi geçti artık. Bayağı bir geçtik biz birini. Şimdi ben sır dünyasında böyle San Andreas'ın sırlarında araştırma yaparken işte GTA 4'ün sırlarını da aldım, ona da aldım, buna baktım. Bir de baktım Fallout 3 sırları var. Ona bakayım dedim, baktım. Sonra Skyrim'in sırları var. Sır var da var ağam. Acayip bir sır var ya. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bu videoda San Andreas'ın sırlarından biri olan hayalleri inceleyeceğiz. Ben böyle diyorum. Ama evet. Oo! Oo! Hayret uçak da böylece bitmiş oldu. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve 2500 Ahbap özel vloguna hoş geldiniz. Sizlere dikkat edince teşekkür ediyorum. 2500 Ahbap bu bir, yani çok hızlı biliyoruz şu anda. Daha diğer özel videoyu hatırlıyorum, yani daha dün gibi hatırlıyorum, yani daha onu yeni yapmıştım hatta. Hayatın anlamı hakkında, felsefe hakkında, uzaylar hakkında, her şey hakkında. Sorabildiğiniz soru, ya istediğiniz soruyu sorun. Süper. Has. Bat çıkar. Abi ateş etme, yalvarırım ateş etme. Ya birazcık ilke sahibi ol, ben burada bisikletle gidiyorum. Ne ateş ediyorsun, zaten çekeceğimi çekiyorum ya. Tekerleği mi vurayım, ölü mü dikeyim? Aha, ölü dikiyorum lan. Vlog yerine gene böyle bir şey çekeceğim çünkü webcam'im çok yavaş. İki tane webcam'im var gibi. Birincisi çok kalitesiz, inanılmaz kalitesiz, öyle böyle değil. Diğeri ise çok yavaş. HD çekiyor ama çok yavaş. Böyle hani 7 FPS gibi bir şey. Allah Allah. Grafik artmış, oyun kalsıyor. Ha, çok ilginç. Neyse, Combin Chow'da böylece öldürmüş olduk. 5000 ahbabı geçmiş olmamız gerekiyor. Ben bu videoyu upload ettiğim sırada. Şu anda 5000 ahbabı geçmiş olmamız gerekiyor. Kanal çok büyüyor gerçekten. Her videoda olduğu gibi bunun için sizlere baştan teşekkür ediyorum. En içten teşekkürlerimi sunuyorum ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve adını koyamadığım, türünü belirleyemediğim inanın acayip ilginç değişik bir videoya hoş geldiniz. Bütün gün bu yüzü izleyeceksiniz. Bu kadar. Evet. Of. Ah. Şuraya bakın ya. Yani. Hazal. İşte orada. Oba. Aha. Bir şey yazıyor orada. Ne haber kanki? Oo, bu bildiğin süzülüyor havada ya. Yana geliyorum. Anam. O ne lan? Onun sesini mi duydum acaba? Yanımda birisi nefes aldı böyle birden. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve hoş geldiniz, ne hoş geldiniz 10.000 ahbap özel vloguna hoş geldiniz. En son hiçbir şey yapmadık, en son ne yaptık biz? Hiçbir şey yapmadık çünkü bu bir vlog. Çok saçma sapan konuşuyorum şu anda, gene başladık yapmaya. Hemen başlayalım, gene olduğu gibi kağıtlarımız burada. Gene ilginç sorularımızla, cevaplarımızla devam edeceğiz. Ütüm atası her zamanki gibi orada duruyor. Gördüğünüz gibi bir tane yaratık var buzların içinde. Bu şeye Alien filmindeki yaratıklara şey atıp da bulunuyor herhalde. Çünkü onun gibi bir yaratık, ona çok benziyor veya normal uzaylı da olabilir, bilmiyorum. Suçla savaşmaya karar verdim.
adil kullanım kotası yüzünden adalet sistemine güvenim kalmadı. Kanalda şu anda 15.000 aboneye ulaştık. Ahbap demeyi tercih ediyorum. Çok sevinçliyim şu anda. Hani iyi geçiniyoruz. Güzel bir kitlemiz var. Ben açıkçası kendi kitlemizden, birbirimizden çok memnunum. Çok sağ olun. Yani rahatsız olduğum hiçbir konu yok. Hani biz oradan böyle bir 10-20 aboneyle hani böyle gibisinden bakıyorduk onlara hani bayağı uçuk bir hayal gibi geliyordu. Göklerdeki bir hayal gibi geliyordu. Değilmiş. Hani öyle bir hayal değilmiş. Çok mutlu oldum. Merhaba sanırım ben Serdar ve Fallout 4'e hoş geldiniz. Çok heyecanlıydım bu oyun için ben. Deli ediyordum adamı. Merhaba sanırım ben Serdar ve Fallout 4'e hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım bu oyunu oynamak için. Biraz erken çekti ama başlıyoruz. New game, hadi yeni oyun. Oyunun çok korkunç olduğunu biliyorum. Oyun şu ana kadarki en korkunç ve en zor olan oyunmuş. O kim? O nereden çıktı? O kimdi? Bak. Bacaksıza bak bacaksıza. Yo. Oh, yo. Oh. Mercedes nerede? Mercedes'e gelsin. Bitti ahbaplarım ve bitti. Güzel oyundu. Harbiden güzel oyundu. Şey aldım yani. San Andreas'tan aldığım zevki aldım bunda da. Videoyu çektim, montajını yaptım, her şey tamam. Upload edeceğim sırada baktım ki videoyu silmişim. Abi uzaylısın ve çok şirinsin. Merhaba sanırım ben Serdar ve San Andreas'a baştan hoş geldiniz. Şimdi bize bir karizmatik bir saç stili lazım biliyorsunuz değil mi? Oh yeah! İşte bu. İşte bu. Bunu istiyorum ben. Ben bunu istiyorum. Merhaba dostlarım, ben Erdar. Bu videoda sizlerle deniz altındaki bir koyu baştan araştıracağız. Farklı bir modeli var. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Outlast 2'ye hoş geldiniz. Hiç zaman kaybetmeden oyuna, yeni oyuna başlayacağım. Sanki ne? Kolay seviye yok. Yok. Merhaba dostlarım, ben sanırım ben Serdar hala. Atayım mı ha? Huhu. Ne yapıyorsun? Geri gideyim mi? Atayım mı? Oba. Sana iyi yolculuklar. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Resident Evil 7'ye hoş geldiniz. Birden konuşma gerizekalı, korktum. Adamın kendisi konuştu ama yine de korktum. GTA evreninde Epsilon tarikatı, varlığı kanıtlanmış uzaylı ve uzaylı komploları ile olan bağları da açığa çıkarılmış bir tarikattır. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve 75.000 ahbap özel videosuna hoş geldiniz. Bu benim ilk intromdu, bunu göstermek istedim çünkü o zamanlar bu kanalı kullanmıyordum. O zamanki kanalımın ismi The 146 Person'dı. Yani İngilizce bir isim koydum, hiç bilmiyorum. Ben Bay X değil, Bay Higgs. Higgs bozonu var ya, biraz Google'latın öğrenirsiniz Higgs bozonu. Ve Half-Life'a hoş geldiniz. O zaman neden kötü doktorlar var? Onlar bilim adamı değil. Kötü doktorlar yok bir kere ya. Yalan söyleme bana oradan. Propaganda yap bunlar. Hep propaganda. Hep böyle ihanetçilerin propaganda. Merhabalar Ahbap. Ben Cenk Oğuz. Ve bu da benim hikayem. Ama sanırım önce benim hikayemin sesini biraz daha alçak sesle anlatmam gerekiyor. Köpek seni. Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink.
dig. You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling, must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Uzaylı! Ah! Oh! 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 Bilimin gücüne tanık ol uzaylı. Bilimin gücüne tanık ol uzaylı. Neredesin? Neredesin? İşte bu da dünyanın bilimi. İnsanoğlunun gücü bu da. Gelsin bakalım. Bilim yollayın bana. Bilim yollayın bana. Yalnız ben uzaktan şöyle tuhaf tuhaf sessiz sesleri duymaktayım. Sanırım yine paralı askerlerle başımız belaya girecek. Sizin silahınız bilimin karşısında ne işe yarayacak be? Bilim gerçeklerle uğraşır. Evet, aynı zamanda salak bir paralı asker bu. Bizi sıkmaya çalışıyor duvarın altından, arkasından. Sen gel bakayım buraya, gel. Ben bunu bilimle açıklayamıyorum. Serdar yönetmenimiz bunu gelecek hafta öcü böcü de izlesin. Allah kahretmesin. Öleceğiz. Arkadaşlarım ve ben başımız bir şeye bulaştı, bir belaya bulaştı. Sadece bir gemiyi soyduk. Altı patlar. Nerede lan bunlar? Göremiyorum. Şey yapamıyorum, nişan alamıyorum. Acaba neler oluyor? Allah Allah, çok ilginç değil mi? Şurada kocaman örümcek ağlarını ve de böcek yumurtalarını görebiliriz. Şurada da ölü insanları görebiliriz. Okay. Hatırladınız bunu. Uzay dedik, büyü dedik değil mi? Güç peşinde koşacağız dedik. Büyü peşinde koşacağız dedik. Çirkin olacağız dedik. Hashtag kötü son. Bize gelmiyor bu değil mi? Bunlar nükleer füze herhalde. Artyom muydu bu? Wow! İlk kez Artyom'un yüzünü gördük. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 4'e hoş geldiniz. Çok çok uzun zaman sonra GTA 4'e sonunda devam edebiliyoruz. Çünkü artık oyuna girebiliyoruz. Muazzam! Okey. Polis. Aa, polis! Gel. Polis abi! Polis abi! Bak ne yapıyorlar. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Kılsız Joe'ya hoş geldiniz. Çok güçlü, çok kuvvetli, çok dayanıklı, şansı çok yüksek birisi ama tam bir gerizekalı ve çok kötü görünüyor. Sorry son, I fixed up your head as best I knew how. Kılsız Joe tam bir ayı. Hatta Kılsız Joe'nun ayılarla kapıştığı halk tarafından biliniyor. Kılsız Joe öyle bir adam. Yıllarca dağlardan, medeniyetten, insandan uzak kalınca Kılsız Joe insanlığını da yavaş yavaş kaybetti. Daha fazla et. Oo, burada bunların sayıları biraz fazlaymış. Ve Kılsız Joe o kadar düşmanın şerefsizin, serserinin hakkından geldikten sonra eti peşinde koştuğu hayvanlar tarafından öldürüldü. Hayatı boyunca sadece et peşinde koşan, dağlarda sadece et için yaşayan bir et yığını için gayet uygun bir sondu. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve baştan Minecraft Exit'e hoş geldiniz. Parçacıklarımızı ayrılıyoruz ve başka yerde o parçacıklar bir araya geliyor. Baştan biz oluşuyoruz. O zaman
parçalarına ayrılan Bay Higgs aslında ölüyor ve yeni Bay Higgs, yani ben bir araya geliyorum başka bir noktada. Işınlandığımız zaman gördüğünüz Bay Higgs ve ışınlandıktan sonraki Bay Higgs aynı Bay Higgs değil, tamamen başka bir Bay Higgs. O zaman araştırmamıza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir yere geldik. Wow! 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 Öldüm. Tipiyle uğraşacağım. Okey. Reklamlar yapacağız, onu daha sonra bahsedeceğim. Osman. Wonderful. Osman'ı oynuyoruz. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve hoş geldiniz. Sadece hoş geldiniz. 7 yıl önce 3 Mayıs 2013'te ilk videomu YouTube'a attım. Bu kanaldaki ilk videomu YouTube'a attım. Ama yine de müthiş önemli bir tarih. Çünkü 7 yıldır bu kanal bir şekilde devam ediyor. 7 yıldır videolar bir şekilde devam ediyor. Farklı farklı oyunlar oynuyoruz. Farklı farklı gizemler çözüyoruz. Çok farklı şeyler yapıyoruz. Bilmiyorum ya, 7 yıl çok 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 uzun bir süre. Yani şu an 24 yaşındayım ve hayatımın 3'te 1'i falan ediyor. Çok çok ilginç. Hayatımın 3'te 1'inde YouTube diye bir kavram vardı. Söyleyecek söz bulamıyorum ya. Çok çok ilginç bir olay. Demek istiyorum ki hepinizi seviyorum. Hepinize çok teşekkürler. Beni bu noktaya getirdiğiniz için, destekleriniz için, yanımda olduğunuz için çok teşekkürler. Bye bye. Aa adam! Aa! Aa arabamı çaldı, kaçtı şerefsiz. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrias'a. Sanrias'a baştan hoş geldiniz. Baştan hoş geldiniz arkadaşlar. Artık 100 kaçıncı defadır ve 200 kaçıncı defadır söylüyorum bunu bilmiyorum ama Sanrias'a hoş geldiniz. Evet, hemen geleceğiz. Here we go again. Tüh. Tamam hadi böyle olsun. Hadi bakayım yeni oyun. Güzel. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Alan Wake'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz apaplarım. Ben Serdar. Bu kameramanımız Osman. Bu da yolculuk boyunca bize eşlik edecek, bizim güvenliğimizi sağlayacak olan bir herif. Preston Garvey adında bir herif. Yerli bir herif. Şu gördüğünüz kocaman eski meski akıl hastanesine gireceğiz. İçeride türlü türlü şeylerin yaşandığı söyleniyor. İçeride çok korkunç varlıkların dolandığı söyleniyor. İçeride kötü şeylerin hissedildiği söyleniyor. Ben de tabii gizem avcısı Serdar olarak bunun peşinden gidiyorum. Lan şerefsiz! Gelme lan buraya hayvan herif! Kaç git lan buradan! Macaristan! Şerefsizlik yapıyorsun ha! Aa şerefsize bak ya! Oğlum! Oğlum var ya! Matyas Hunyadi, senin ağzına tüküreceğim oğlum! Senin ağzına tüküreceğim. Of abi, nasıl sinirlendim, hep bunu yapıyorlar ya. Bu şerefsizler hep bunu yapıyor. Uykusuzluk giderek birikmekte, vakit tükenmekte ve gerilim tırmanmaktadır. Bunlar çıktı. Yetenekler geliştirildi. Fakat ne pahasına? Arkadaşlıklar bitti. Hafta sonu heba oldu. Dersler, ödevler, sınavlar aksadı. İnsanlar açlık, susuzluk ve uykusuzluk gibi unsurlardan göreceği zararı gördü bile. Bu insanlar artık geri dönemeyecekleri bir noktaya geçtiler. Parmaklar hızla klavyenin üzerinde geziyor, kan toplamış gözler ekranlara kilitlenmiş ve bilekler model ve çizim yapmaktan iyice ağrıyor. Hiç şüpheniz olmasın, bu bir çarpışma. Bu modern zamanın modern savaş alanlarında verilen bir çarpışma. Ve ben sunucunuz Serdar 146 size bu yolda eşlik edeceğim. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Layers of Fear'ın final bölümüne, yani final olduğunu umduğumuz bölüme hoş geldiniz. Hadi bakalım, hadi son hali ne olacak bunların? Yes, that's it. Now I see it. All this misery. All this suffering. There was no other way. And it was all worth it.
perfection, immortality. Wow. Hareket mi etmem gerekiyor? Yok. Okay. Ne istediğimi biliyorum diye başarım kazanmışım. Layers of Fear. Wow! Ben hatırlarsanız daha önce yayınlarda biraz oynamıştık Layers of Fear'ı. Ben ondan sonra kendim bitirmiştim oyunu böyle ayrı bir şey, seansı. Ve böyle değildi. Wow! Farklı bir son. Harika. O çok iyi ve ben bunu görmemiştim. Yani bu adam... Bunca zamandır şey düşünüyordum, bu adam kendi eşini çizmeye çalışıyor falan, eşinin o eski güzelliğini yakalamaya çalışıyor falan. Sonra kendi resmini yaptı, yani o güzelliği bulmaya çalışırken kendi resmini tamamladı ve mükemmelliğe uğraştı. Ulaştı. Wow, okey. Oyunlarda neden böyle gizemler ararız? İçimizde yatan gizli dedektiflik güdülerinin kendini ortaya çıkardığı sıra dışı bir durum mudur bu? Asıl dünyada olması gerekenden daha tuhaf olayları aramaya meyilli insanlar mıyız bizler? Yoksa bu durum insanın gerçeği arama isteğinden mi kaynaklanır? Güzel bir şey var ya oyunun. Ben çok keyif alıyorum yani şu an. Hem korkuyor olsam... Aaaa! Ah shit! Ohohoho! Ay yine böcekler, Allah kahretmesin. Hey, elini koysa. Okay. Tamam o zaman. Peki. Peki. Ya abicim şunu doğru düzgün ilerlesene CJ. Doğru düzgün ilerle şuradan ya. CJ Allah aşkına çık şuradan CJ. Şimdi size bu hafta neler oynadığınızı sormak isterdim. Veya kendinizi tanıtmanızı isterdim. Ama 70 milyar dolar ya. Yani. Bu konuyu konuşmamız lazım şu an. Aa, kuleye gidiyor. Yürüyen kuleye gidiyor. Tepesine o oturmasın. Hayatımda gördüğüm en epik şey bu olabilir ya. Balıksı bir şeytan, tanrısal varlık, kocaman bir tanrısal varlık, şeytan bir şey. Yürüyen kulenin üstüne çıktı. Ve şu an ikisi birlikte ufuk çizgisinde yavaş yavaş şey yapıyorlar yani. Gördüğüm en epik şey bu olabilir hayatımda. Lütfen aç. Hey! Dostum selam. Ben... Hayat güzel. Hayat, yaşam güzel bir şey, tatlı bir şey, hoş bir şey. Zaman mı? Değerli Mısır'ım. Haftanın yine o zamanı mı gelmiş? Bilinmeyenin içine daldığımız, cevaplanmamış soruların içinde kaybolduğumuz zaman mı? Yanlış anlamayın. Ben doğru yerdeyim. Ama insanlar bazen yanlış yerlerde kaybolabiliyor. Bitmemiş bir iş, yarım kalmış bir hayat, çözülmemiş bir sorun zihinleri meşgul edebiliyor. Yine de işin bu kısmını belki de o kadar düşünmemeliyiz.
Sonuçta yanlış yerdeki doğru insan gerek duyduğumuz bütün değişimi sağlayabilir. Uyum sağlamak ve sağ kalmak gerekiyor. Yanlış yerde yanlış zamanda bilir. Böylece doğru andaki doğru kişi olabiliyoruz. Savaş nasıl başladığı kimse bilmiyor. Ama nasıl bittiğini de kimse unutamıyor. Dmitri Glukhovsky tarafından yazılan Metro 2033 ilk kez 2002'de internette yayınlandı ve 2005'te kitap olarak çıktı. İki devam kitabı ve Metro Last Light ile Metro Exodus oyunlarıyla birlikte insanların kalbinde kendine kalıcı bir yer buldu. Nükleer savaş sonrası Moskova metrosuna sığınan bir avuç insanın sağ kalım hikayesine odaklanan anlatı, kurduğu ilginç ve özgün dünya ile özellikle dikkat çekiciydi. Yerin altında sınırlı sayıda istasyona sığınan bu insanlar bile yine bir şekilde yerlerinde duramıyorlardı. Savaşın yok ettiği dünyanın kurbanları yine savaştan kendilerini alamayacaklardı. Yeryüzü ölmüş olabilirdi ama eski dünyanın ölü düşünceleri Metro denen mezarlıkta hortlamıştı. Onu da aldım, ne olacak? Gel lan gel! Kaçma şerefsiz! Kaçma! Buraya gel! Hayvan seni! Davamız oldu Ahtapot. Ahtapot için son 2 gün kaldı. Oh. Devam. Kırmızı yer. Yaptık. Tam biraz yaptık. Azıcık yaptık. Devam. Kırmızı yerden devam. Eyvahlar olsun. Yapmayın lütfen. Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve ben bir kitap çıkardım. Dur sakin. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Lan bu arabayla da bunu başaramıyorsam. Altı. Üç. Birincisi orada. Savaş arabası bu. Silah olarak tasarlanmış, şey olarak değil. Araba olarak değil. Ulaşım mı? Ulaşım nedir ki? Gideceğin yerle savaşabiliyorsan, yolun kendisiyle, evrenle savaşabiliyorsan... Neden bombalar atıldı? Kim attı? Neden birileri durdurmadı? Savaş nasıl başladı kimse bilmiyor. Ama nasıl bittiğini de kimse unutamıyor. Her şeye rağmen insanların bir kısmı hala umutlarını yitirmiş değil. Genelde deli olarak adlandırılan bu insanlar bir şekilde yaşama ve geleceğe tutunmaya çalışıyorlar. Israrla geçmişi ve savaşı bırakmayan diğerlerinin aksine. Bu deliler dış dünyadan gelen radyo sinyalleri duyduklarını iddia ediyorlar. Bazıları da üniversite denen bir yerden bahsediyor. Savaştan etkilenmeyecek, radyasyona maruz kalmayacak kadar derinlerdeki bir istasyon. Ülkesine olan inancı yitirmemiş bir kısım insan da Altay dağlarındaki sığınaklarda bekleyen devlet güçlerinden bahsediyor. Zamanı gelince bu güçlerin ülkelerini kurtaracağına inanıyorlar. Nükleer savaş sonrasındaki bu karanlık ve acımasız dünyada bile insanlık hala inatla varlığını sürdürüyor. Savaş, barış, ölüm, yaşam ve umut ile birlikte. Değerli dostlarım, değerli ahbaplarım, koca bir 10 yılı insan yaşamında hiçbir insanın bu ne kadar küçük bir süre veya bu da sadece bir dönemde geçti diyemeyeceği kadar büyük bir 10 yıl iyi hisseleriyle kötüsüyle beraber geçirdik, geride bıraktık. Ve dilerim daha nice 10 yılları da birlikte geçiririz. Çünkü emin olun daha yeni başlıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri sonraki artık yazılarda, kitaplarda, videolarda, yayınlarda, oyunlarda görüyorum. Görüşüyoruz. Onlarda görüşüyoruz. Bay bay.